İzleyen herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Beti ve bu kanalda sizlere Mebeti ya da 16 kişilik tip teorisi olarak bilinen teori hakkında içerik üretmeye çalışıyorum. Öncelikle nasılsınız diye sorarak videoya başlayayım. Bayağıdır nasılsınız diye sormuyordum. Umarım hepiniz iyisinizdir. Umarım hayatınız çok güzel gidiyordur. Umarım güzel gitmiyorsa bile hayatınızdaki sorunlar bir çözüme kavuşur ve hep mutlu olursunuz. Böyle bir giriş yapasım geldi nedense. Kanala bayağı bir izleyici gelmiş. Hani bayağı bir. Hatta hatta 6000 abone olmuşuz. 6000 tane insanımız var. <laughs> bu yüzden bayağı mutluyum. Aşırı mutluyum. Bu şu anlama geliyor ama BT'ye ilgi duyan insan sayısı gün geçtikçe artıyor ve bu çok güzel bir şey. Demek ki bir sürü yeni insan kendilerini tanıyıp kendilerini geliştirmek istiyorlar. Harika bir şey. Bunu şeyden de anlıyorum. Mesela kanaldaki en yüksek izlenme şu an fonksiyon videolarına ait. Yani demek ki insanlar evet başlamış. Hem de fonksiyon öğrenerek başlamışlar. Bu da çok güzel bir şey ve tabii ki fonksiyon öğrenmek için beni tercih etmeleri de ayrı bir güzel. Gerçi çok fazla seçenekleri yok zaten YouTube'da ama <laughs> olsun ben bunu kişisel algılayıp mutlu olacağım. Teşekkür ederim kısaca ve yeni gelen herkese de hoş geldiniz diyorum. Eğer Beti izleme bu videoyla yani şu an çektiğim bu videoyla başlıyorsanız a, videoda fonksiyon gibi birçok size yabancı gelecek kavramdan bahsedeceğim. Bunları daha iyi anlamak için ilk videolarıma gidip Onları izleyip geri dönebilirsiniz. Hatta bunu kolaylaştırmak için şey yaptım. Playlistler yaptım. Bir tane playlist var Mebete hakkında. Burada giriş videoları var. Diğer playlistte fonksiyonları öğreniyoruz. Ünlem playlisti. Onları izlerseniz yeterli bilgi düzeyine erişmiş olacaksınız bir noktada. Öyle. Uzun zamandır bu hatırlatmayı yapmıyordum. Şimdi bu videoda ne yapacağız? Bu videoda meme evet, teyimimlerini inceleyeceğiz. Bunu iki kere yapmıştım bu içerikten. Üçüncüsünü yapıyorum. Neden? Çünkü ilk ikisi bayağı beğenildi. Hala yorum geliyor. Ben de dedim ki o zaman üçüncüsünü de çekeyim. Hem eğlenmiş oluruz. Bayağıdır eğlenmiyorduk. Hep eğitici içerik bir noktada sıkıyor. Ama bu sefer tipleri o kadar övmeyeceğimi söyleyebilirim özellikle iğne tepeleri. <laughs> İlk videoda iğne tepeleri hakkında bayağı konuşmuştum. Bu videoda birazcık azıcık daha az konuşacağım. Çünkü diğer tipler hakkında da konuşmam gerekiyor. Şimdi bu arada mimleri hem kendim seçtim bazı Instagram sayfalarından hem de siz Discord'dan bana attınız. Onlardan aldım. Bunu da baştan söylemiş olayım. Tamam şimdi başlayabiliriz. İlk mim bayağı genel bir mim ve genel olarak şeyi anlatıyor. Ene tepe, ine tece, tepe ve Hangisini söylemedim bilmiyorum. O geriye kalan bir tip hakkında. Yani bunlar ne? Ha more tinkerlar. More tinkerlar hakkında çok fazla meme yapılması. Sonra işte diğerleri ne diyelim? Ha yeşil feelerler. Yeşil feelerler hakkında biraz daha az yapılması. Hmm, bunlar ne olsun? Sarı sensörler. <laughs> çok komik oldu isim isimlendirme. Keşke böyle yazsa. Sixteen Personalities'te de. More Tinker'lar, Yeşil feelerlar, Sarı Sensörler. Bunlara ne diyelim ya? Mavi Sensör bunlardan. İşte neden mavi ve sarı sensörler hakkında çok az mıyım yapılıyor? Genel ana fikri bu. Şimdi hatırlıyor musunuz ben bunun hakkında ne söylemiştim? İşte genelde sensörler möbeteye ilgi duymuyor. Bu yüzden işte içerik üretmiyorlar. Daha çok işleri gerçek hayatta diye bir şey söylemiştim. Ama buna ISFP bir izleyicim farklı bir bakış açısı ekledi. Ben o yüzden bunu aslında bu mimi aldım onu ekleyebilmek için. Şey demişti. Biz yani ISFP'ler hakkında konuşuyor. Biz genelde internette tüketiciyiz, üretici değiliz. Üretici olmadığımız için de ISFP'ler arasından birisi gelip işte mim sayfası açmıyor. Genelde ISFP'ler hakkındaki mimleri tüketiyoruz. Ne yani tükettiğimiz için çok fazla mim olmuyor demişti ve bu bana mantıklı gelmişti. Bir de bunu şeyden dolayı merak ettim. Bu diğer tipler için aynı mı? Mesela gerçekten INTJ'ler hakkında mim yapan bayağı INTJ admin gördüm. ENTJ de çok gördüm. İşte INFJ gördüm. Ne bileyim ENFP çok gördüm. Bunlar bayağı üreticiler sosyal medyada tüketici oldukları kadar. Ama mesela ISFP'ler hakkında ISFP izleyicim böyle demişti. ISTP hakkında da mı böyle? Ya da ISTJ'ler, ISFJ'ler hakkında da mı böyle diye merak ettim. Ya çünkü bu tipler de internette tıklıyor. Yani bu tipler böyle gerçek hayatta sürekli spor salonuna gidip 500 sınav çekmiyorlar yani. Aslında İSTP ve İSFP'ler de bayağı geek oluyorlar yani. Tıpkı İNTP, İNFP stereotipi gibi. Ama demek ki onlar daha çok tüketmeyi tercih ediyormuş. Yani böyle bir şey var mı diye size soruyorum şu anda. Böyle bir yorum geldi. Siz ne kadar doğru diye tartışabilirsiniz. Sıradaki mim. Bu mimde de şeyden bahsediyor. N ve S kullanıcılarının her ikisinde ortak noktası olarak derse odaklanamamak olayını vermiş. Yani nvs ve kullanıcıları derse odaklanamıyormuş. Yani zaten nvs'nin çok fazla ortak özelliği var. Bunlardan birisi de işte böyle aşırı yeni şeylerden zevk almak. işte yeni fikirler, yeni olaylar gezmek, yeni şeyler keşfetmek. Ve bu keşfetme olayını sevdikleri için daha hareketli, daha uçuk uçuk olmaya da meyilli olalar. Bu yüzden de derste dikkatleri dağılabilir. De bu okey. Ama ben şöyle bir avantajı olduğunu düşünüyorum. Bence nvs olmak bir noktada avantajlı dersine çünkü mesela siz derse böyle pür dikkat odaklanmasanız bile eğer ne kullanıcısıysanız mutlaka dersten bir şeyler aklınızda kalıyor çünkü aslında siz dersi dinlerken tamam dikkatiniz dağılıyor başka şeyler düşünüyorsunuz diyelim ama bir noktada düşündükleriniz dersle alakalı oluyor. Çünkü neler çağrışım yapar. Yani bu çağrışımdan dolayı da aslında hatırladığınız şeyleri sınav kağıdında daha kolay dökebilirsiniz. Özellikle bu sözel derslerde, sayısallarda böyle değil ama hani sözel derslerde bence ne kullanıcıları çağrışım yaptığı için sınav anında daha kolaylık yaşayabiliyorlar. Bu bende geçerli ve birkaç N kullanan arkadaşımda da geçerli. Mesela benim derslerim genelde sözel ağırlıklı. Sınava girdiğimde o soruya spesifik olarak hazırlanmamış olsam bile Hı, hoca böyle demişti ben bunu düşünmüştüm. Böyle dediğinde aklım şuraya kaymıştı falan diyerek okuduğum bağlantılardan yola çıkıp bir şeyler yazabiliyorum ve genelde hocaların hoşuna gidiyor. Bu neler için bir avantaj. Seller için de şöyle. Bu arada C'ler için de geçerli. Bunu bir arkadaşım tespit etmişti. Ondan aktarıyorum. Duyusal bir fonksiyon olduğu için çevresinde gördüğü şeyleri, duyduğu şeyleri aklında tutmaya daha meyilli oluyor. Yani o da aslında spesifik olarak derse odaklanmasa bile mutlaka bir şeyleri aklında tutabiliyor. İşte keywordleri, önemli kavramları, ne bileyim hocanın vurguladığı yerleri vesaire. Yine bu sözel derslerde geçerli. Duyul Bunları hareket ettiğinden dolayı bilgileri aklında tutması kolaylaşıyor aslında bir noktada. Bu da bence S'ler ve C'ler için bir kolaylık. Ama dediğim gibi bu birkaç kişi de gözlemlediğim bir şey ve arkadaşımın da bir tespiti. O yüzden siz yine yorumlarda tartışabilirsiniz bu sizin için de böyle mi diye. Ya aynı zamanda mesela bunu şeye de bağlayabiliriz. Bu tepeler hakkında mimler yapılıyor ya. Hatta ben ilk videomda söylemiştim. tepeler nasıl hiçbir şey dinlemeyip işte en son gün çalışıp bu sınavdan yüksek not alıyorlar. Bence onun olayı da bu. Yani yine hem ne hem T kullandığı için bir noktada hem bilgi açlıkları var. Hem de öğrendikleri bilgilerle çağrışım yapıyorlar. Bu yüzden aslında dersi dinlemek bir noktada yine için yeterli oluyor. Zaten T'leri de var. Sonra o dersi dinleyip içlerinden eleştiriyorlar. E bunu yaptıklarında da bilgi akıllarında kalıyor. Yani bir şeyi dinlemek ve eleştirmek gayet etkili bir yol. Dinleyip çağrışım yapmak da öyle. Mesela ben ders aklımda kalsın diye şey yapıyordum. Kitabı okuyordum. Sonra kitaptaki her şeye karşı çıkıyordum yazı yazarak. Buna katılmıyorum, buna katılmıyorum. Kendimi böyle katılmamaya, eleştirmeye zorluyordum. Ama bu ine ve ene için doğal bir yetenek gibi bir şey zaten. Onların eleştirel zekası yani genel olarak yüksek oluyor içe dönük düşünme kullandıkları için. Bu da aslında öğrendikleri şeyleri daha kolay benimsemelerine yardımcı oluyor. Mesela şey benim bir arkadaşım var. Şey yapıyordu. Öğrendiği şeyleri anlatıyor derste. Sonra diyor ki buna katılmıyorum, buna katılmıyorum. Eleştiriyor. Ama bir yandan hocanın ne istediğinin de farkında. Diyor ki ben katılmasam bile hoca bunları istiyor ve sınav kağıdında bunları yazacağım. Yani ne yazacağımın farkındayım. Yine bu konu hakkında da görüşlerinizi paylaşabilirsiniz yorum olarak. Şimdi başka bir mim. Ben bu mimi gördüğümde birazcık sinirlendim. Yani stereotiplerle mim yapılmasına karşı değilim kesinlikle. Yani stereotipler mim yaparken kullanılmalı. Ama bu stereotip bana yanlış geldi. Hani böyle bir stereotip yok. Şey stereotipi. P tiplerinin geleceği J tiplerinin geleceği. J tiplerinin geleceği daha aydınlık. Neden? Çünkü onlar J'ler. Çok çalışkanlar. Wow! Çok çalışıyorlar. Bu yüzden işte hepsi cumhurbaşkanı, bürokrat, diplomat, FBI ajanı falan olacak. Ama P'ler çok tembel, ühü, masaları çok dağınık, yataktan kalkamıyorlar. Bu yüzden P'lerin geleceği karanlık. Yani bu... Bu çok yanlış bir bakış açısı hani stereotipik olarak da yanlış böyle bir stereotip yok. Şimdi neden olmadığını da açıklayacağım. Başarıyla ilişkili şeyler hakkında bir bir şey okumuştum bir makale olabilir hatırlamıyorum ve orada başarıyı etkileyen en büyük şeylerden birinin duygusal zeka olduğunu söylüyordu tamam mı? Duygusal zeka genel olarak şöyle tanımlanıyor kendi duygularını anlama ve başkalarının duygularını anlama ve buna göre hareket etme buna göre davranma duygularını ifade etme becerisi falan. Ama bu sadece duygulardan ibaret bir şey değil. Duygusal zekası iyi olan insanlar hem sosyal ilişkilerde iyi oluyorlar, hem kendilerini açık bir şekilde ifade etmekte iyi oluyorlar, hem başka insanları anlamakta iyi oluyorlar, hem de öz disiplinli oluyorlar. Bu duygusal zeka hakkında çok fazla model var sanırım 3 veya 4 tane. Bunlardan birinde öz disiplin çok fazla vurgulanıyordu. Duygusal zeka ile öz disiplin ilişkisi. Neden? Çünkü duygusal zekası yüksek olan kişi kendi duygularını, kendi tembelliğe Mailini, kendi erteleme potansiyelinin farkında olduğu için bir noktada bunu kontrol edebiliyor. Hatta bu marshmallow deneyi var. Bununla ilgili de bir araştırma vardı. Deneyi biliyor musunuz bilmiyorum. İşte çocuklara marshmallow veriliyor. Sonra diyorlar ki bu marshmallow'u yemezseniz ve vereceğimiz ikinci marshmallow'u beklerseniz 15 dakika boyunca iki tane marshmallow'unuz olacak. Ama eğer yerseniz marshmallow vermeyeceğiz. Bir tane yemiş olacaksınız diyorlar. Ve sonra bu çocukların hayatı gözlemleniyor ve şu fark ediliyor. İkinci marshmallow bekleyen çocuklar ilerleyen hayatlarında daha başarılı oluyorlar. İşte daha özgüvenli oluyorlar vesaire vesaire. Bu deneyle duygusal zeka arasında da çok bağlantı kuruluyor. Kendi zevklerini erteldikleri için ikinci bir marshmallow uğruna bu aslında onların yüksek duygusal zekaya sahip oldukları anlamına da geliyor. Yani demek istediğim şu duygusal zekayla öz disiplin öz motivasyon, duygu denetimi, sosyal beceriler vesaire gibi kavramlar arasında bir bağlantı bağlantı olduğu çalışmalarla gösterilmiş bir şey. Ve bu da demek oluyor ki duygusal zekası yüksek olan insanlar başarılı olmaya da eğilimli oluyorlar bu özelliklere sahip olduğundan dolayı. Şimdi bunun bu mimle ne alakası var? Bu P tiplerinden fi kullananları ele alalım tamam mı? SFP, NFP, ISFP ve INFP. Benim gördüğüm bütün fi kullanıcıları sağlıklı fi kullanıyorlarsa eğer duygusal zekası aşırı yüksek insanlar oluyorlar. Neden? Zaten fi kendi duyguları üstünde düşünen, kafa yoran, genelde duygu konsepti hakkında kafa patlatan bir fonksiyon olduğu için duygusal zekasını geliştirmiş olabiliyor. Ya bu arada şöyle bir şey yok. Fi kullanan herkesin duygusal zekası yüksektir diye bir şey yok. Bu sadece benim kendi gözlemim. Ve muhtemelen sağlıklı fi kullanıcıları da bana katılacaktır. Ve hani bütün bu tanıdığım SFP, ISFP, fi kullananlar gerçekten çok başarılı insanlar oluyorlar. Çünkü kendilerinin aşırı farkındalar. Yani neden rahatsız olduklarını, neyi neden yaptıklarını, duyguların arkasındaki nedenleri çözümleyebiliyorlar. Ve insanların duygularını da anlayabildikleri için iyi iletişimler kuruyorlar. Bu da onlara sosyal anlamda bir başarı getiriyor. Sadece sosyal anlamda değil. Bu duygusaldaki aynı zamanda işte öz disiplin, öz motivasyon vesaire verdiği için ya kendi bireysel performans performanslarında da başarılı oluyorlar. E tüm bunlar ne anlama geliyor? Kendilerini iyi bir geleceğe hazırladıkları anlamına geliyor. E bu arada bu şey demek değil ha, Öyle anlamayın. <laughs> yani sadece fi kullanıcıların duygusal zekası yüksek demek falan değil. Yani inatçı bir arkadaşım var. Duygusal zekası çok yüksek olan. İnetepe bir arkadaşım var. şey i̇şte İnetepeler de şey demesin. Biz de P'yiz ama biz duygularımızla kopuğuz. Anlamıyoruz duygularımızı. Kendinizi böyle şartlamayın. Tam böyle olabilirsiniz. Ama içinizde duygusal zekası aşırı geçmiş inat apılar ise tepeler da var neden çünkü aslında siz çok analitiksiniz çok analitik olduğunuz için duygularınıza da analitik olarak yaklaşabiliyorsunuz ve bir de sizde şey var tanımlama isteği bu yüzden duygularınızı tanımlamayı da aslında iyi yapıyorsunuz bir noktada. Hani duygu deyince tamam freak out oluyor yine tepeler, ise tepeler anlayabiliyorum. Ama aslında duygularını çok iyi bir tanımlama potansiyelleri var. Tam olarak anlamasalar bile. Yani bu yüzden illa fi kullanıcıları değil. Her tipin duygusal zekası yüksek olabilir. Ben sadece burada P'lere kötü geleceğe sahip olacak tarzı bir stereotip yapıldığı için P'ler üzerinden, fi kullanıcıları üzerinden anlattım. Onların daha eğilimli olması üzerinden anlattım. Yani benim gördüğüm tüm P'ler çok başarılı insanlar. Yani INATP tanıyorum, ISATP tanıyorum. Başka? Aynen. Hatta ben J'lerden çok başarılı P tanıyorum yani düşününce. <laughs> o yüzden bu, bu, bu bana bayağı saçma geldi şey olarak. Hani stereotip de mantıklı gelmedi. Ha bir de şunu da söyleyeyim. Bizden bahsetmedin demesinler. ISATP ve Tepeler'de de ben aşırı yüksek duygusal zeka görüyorum. Hatta birçoğu manipülatif olarlar, Özellikle INATP'ler. INATP'ler insanların ne hissettiğini çok iyi anlayıp aslında onları manipüle edebiliyorlar. Ya burada arada manipüle Play'i kötü anlamda kullanmıyorum. Yani kendi çıkarları için insanların duygularını yönlendirme düşününce biraz kötü bir şeymiş. <laughs> Ve tanıdığım enne tepeler aşırı azimli oluyorlar. Bakın enne tepelerde şöyle bir şey var. Konudan konuya atlıyorum ama este tepelerde de bu var. Ama ben en çok enne tepelerde gördüm. İne tepelerde de var bu arada. Bir kere kendi peşinlerinden tutkularını buldukları zaman sonuna kadar onun peşinden gidip başarılı olma potansiyelleri var. Hani gerçekten. Yani o yüzden ne zaman bir şey stereotipi görsem sinirleniyorum. Gerçekçi gelmiyor. İşte yine tepe tepe odasından çıkmıyor. Dur bir dakika öyle değildi. tepe odasından çıkmıyor. enTP odasından çıkıp saçma faydasız avidik gubidik şeyler yapıyor. Böyle çok stereotip var ama benim gördüğüm hiçbir Enatepe, İnatepe böyle değil. Hepsi kendi idealleri olan çalışkan, azimli insanlar. Ya burada hepsi öyle olmak zorunda değil tamam mı? Benim tecrübelerim de böyle %100 doğru şeyler değil. Evet o stereotiplere uyan Enatepe, İnatepe'ler de var. Ama ben şöyle bir şey olduğunu biliyorum. Bazı İnatepe, Enatepe'ler... Hatta belki İSTP, tepeler. de i̇şte STP'leri dışarıda tutalım. Onlar çok dahil değil. Bu tipleri görüp kendilerini şartlıyorlar. Ben zaten böyleyim. Benim kişilik tipim böyle. Ben tembel bir kişilik tipiyim. Bu yüzden e, odamda oturmaya devam edeceğim. Biraz böyle tipolojinin arkasına sığınıyorlar. Kendi tembellik ya da her neyse onu gölgelemek için. Yani ben o yüzden bu videoda şunu söylemek istiyorum. <laughs> Kendimi böyle şey İne Tepe, Ene Tepe tüm P'lerin sesi olarak başarılı olan ya da başarılı olma potansiyeli olan P'ler vardır. P'lerin masası dağınık olabilir. Ama en az jeller kadar çalışkanız. Ve bu kadar. Başka diyecek bir şey bulamadım. P'ler bu videonun altında kendi tutkuları ve bu tutkuları için harcadıkları, çabaları anlatırsa çok mutlu olurum. Bu arada marshmallow deneyi'ni ve duygusal zeka hakkındaki makaleyi de aşağıya bırakırım. Merak edenler oradan bakabilir. Evet, sıradaki mim ISFJ'lerin ilişkilerinde sınır koyma konusunda ne kadar başarısız olduklarıyla alakalı bir mim basically. Ya böyle bir şey var mı? Bunu ISFJ'lere sormak lazım. Aslında bence bütün F kullanıcılarına sormak lazım. Bunu ilişkilerinde kişisel sınırlar koyabiliyorlar mı? Benim gözlemlediğim kadarıyla gerçekten bu konuda birazcık kötü olmaya eğilimliler. Çünkü şöyle bir şey var. Benim F kullanıcılarında gözlemlediğim şey birazcık kendileri için, sadece kendileri için yani kendileri iyiliğine bir şey yapmakta pek iyi olmuyorlar. Daha çok insan odakları olduğu için neredeyse kendileri adına bir şey yapmak onlara vicdan azabı veriyor. Mesela F kullanıcısı bir arkadaşımla bu sorunu konuşuyorduk. Neden böyle bir şey olduğuna dair şey demişti. Hani film, dizi izlemek gibi bireysel aktiviteleri bile yapamıyorum. Çünkü şey gibi hissediyorum. Hani şu an insanlara bir faydam yok. E şu an insanlar için bir şey yapmıyorum. Ve bundan dolayı bireysel aktivite yapamadığını söylemişti. Mesela bu bir örnek. Burada bu ortalama ve sağlıksız F kullanıcıları için geçerli bir şey. Sağlıklı F kullanıcıları bu kadar insan odaklı olmaz. Aa, neyse kişisel sınır hakkında konuşuyorduk. İşte kişisel sınır da aslında tamamen kendiniz için yaptığınız bir şey olduğu için sağlıksıza yakın bir F kullanıcısına zor gelebilir. Ve mesela şey de var. Bu kişisel sınır koymaya karar vermek bir mesele. Hani tamam ben kişisel sınır koyacağım, insanlara hayır diyebileceğim demek bir mesele. Bunu yapma şekliniz de ayrı bir mesele. Bir tane makale okumuştum. Makale ve yazı. Orada mesela kişisel sınır hakkında şey diyordu. Sınırı koyarken sadece hayır deyin ve bitirin. Aşırı açıklama yapmayın. Over explain yapmayın diyordu. Çünkü bu karşınıza şey bir veriyor. Hani kendinizden emin değilmişsiniz. Ya da sınır koyduğunuz için vicdan azabı çekiyormuşsunuz gibi bir izlenim veriyor ve aslında koyduğunuz sınırı daha ince bir hale getiriyor bir noktada. Bu makaleyi de aşağıya koyarım merak edenler için. İşte mesela F kullanıcıları da benim gördüğüm kadarıyla over explain yapmaya çok meyilli. İnsanları rahatsız edecek bir şey yaptıklarını düşündükleri zaman böyle aşırı kendilerini açıklamaya başlıyorlar. Şu yüzden şöyle yaptım. Seninle alakası yok. Ben şöyle olduğum için böyle oldu vesaire vesaire. Çünkü neden F o oda olduğu için, insan oda olduğu için karşındaki insana bıraktığı izlenim onun için önemli. Onun aklında iyi bir şekilde kalmak istiyor. Bunun önce şeyi de araştırmıştım. İSFJ'lerin toksik bir ilişkide kalma oranı ne kadar yüksek. Sonra işte Reddit'te, Quora'da falan bunun bayağı bir fazla olduğunu gördüm. İSFJ'ler çok toksik ilişkide kalıyoruz, bitirmekte zorlanıyoruz vesaire demişler. SFJ de vardı bunu söyleyen. Hatta INFJ'de de görmüştüm sanırım. Ve çoğunun sebebi de hayır diyememe, tam bir sınır çekememe ve açık açık kendi ihtiyaçlarını ifade edememeden kaynaklanıyordu. Bu arada bu şey demek değil. Öyle düşünmeyin. Sadece ISFJ'ler işte F kullananlar toksik ilişkide kalır. Başka kimse kalmaz. Mesela F kullanıcıları da kalıyor toksik ilişkilerde ama onların sebebi biraz daha farklı. Mesela ENFP ve INFP'ler toksik ilişkide kalıyorsa eğer bunun sebebi çok büyük ihtimalle şey oluyor. Karşıdaki insanın potansiyelini görmek, iyileşme ihtimalini görmek, bu ihtimalin peşinden gidip ilişkiyi bitirmemek. Şey gibi yani bu I can fix him. Wet, wet kitaplarında oluyor ya. İşte zaten bu arada Wet Pet kitaplarındaki o kötü çocuğu değiştirmeye çalış hep ENFP, INFP. Onları tıklayarak okursanız. Çünkü sürekli şey oluyorlar. Ben bu çocuğu çok seviyorum. Bu çocuk da beni seviyor. Tamam sevgi zaten onlar için en kutsal, en önemli olan şey. Aa, bu çocuk bana kötü davranıyor. Olsun. Sonuçta birbirimizi seviyoruz. Ve o beni sevdiği için değişebilir. Değişme potansiyeli var, ihtimali var. Ve ben bunun peşinden gideyim. Onun değişmesine yardımcı olayım. Mesela INFP'lerde böyle işleyebiliyor ya da ENFP'lerde. Hatta bazen ISFP'lerde bile ESFP'ler. Çünkü onlar da daha iyimser bakmaya meyilli oluyorlar. Yani herkes toksik ilişkide kalabilir. Kalma sebepleri değişebilir. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Öyle. Video çok uzun oldu. Aslında ben 2-3 mim daha inceleyecektim ama bayağı konuşmuşum. En iyisi onları part 4'e bırakmak. Çünkü çok sizi sıkmak istemiyorum. Sanırım mimler üzerine fazla konuştum. O yüzden bu kadar uzadı. Ama söylemek istedim bu katılmadığım noktaları vesaire açıklamak istedim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Birçok konu açtım aslında. İşte başarı, duygusal zeka, P'ler tembel midir, toksik ilişki, manipülasyon, kişisel sınırlar vesaire. Normalde bunların daha derin bir şekilde ele alınması gerekiyor ama işte YouTube videosunda bu kadar oluyor. Bu konular hakkındaki fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Merakla bekliyorum. Videoda bahsettiğim kaynakları aşağıya bırakırım unutmazsam. Eğer içeriklerimi beğeniyorsanız çevrenizdekilerle paylaşabilirsiniz paylaşabilirsiniz, abone olabilirsiniz, bildirimleri açabilirsiniz eğer videolarımın bildirimlerini almak istiyorsanız. Kendinize iyi bakın, bir sonraki videoda görüşmek üzere.